Kardeşler hoş geldiniz. Bu akşam hiç şansınız yok. Görünüşe bakılırsa. Herhalde. Bak bunlar not ha. Not. Vallahi benim gençliğimde böyle ders olsaydı yemin ederim ben yaşadığımı söylüyorum. Sürünerek gider. Öyle ders olacakla kayıt olacağım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Gecemiz gündüzümüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Maddi ve manevi sıkıntılarımızı bertaraf eylesin. Hizmet-i maniye, daim kayim sayim eylesin. İslam'a ve Kur'an'a hadim olanlara Cenab-ı Hak yardım eylesin, inayet eylesin. İslam'a ve Kur'an'a dost olan, mücadele eden, mücahit olanlara, yardım edenleri ve yardım edenlerin edenlere de Cenab-ı Hak iki canında aziz eylesin. İslam'a ve Kur'an'a düşman olan hasreten Siyonistlere, Amerika'nın menfisine, İngiltere'nin menfisine, Almanya'nın vesaire dostlarını da Allah kahar ismine kahri perişan eylesin. Sevgili kardeşler bu akşam inşallah Cenab-ı Hak muvaffak eylesin. Tevfikini refik eylesin. İlginç bir ders. Bu, bu dünyada kendini tanımak kadar bahtiyarlık yoktur. Şimdi bu akşamki konu insan denilen şu mabedin, şu sistemin nereden ne almış, nereden ne giymiş, zaafları, güçlü yönlerinin hepsini kısa kısa göreceğiz. Yani insan sıfır iken Nereden ne almış? İlk önce usta şöyle diyor. Ey espa perest insan! Acaba garip cevherlerden yapılmış bir acip kası görsen ki yapılıyor. Onun binasında sarf edilen cevherlerin... Yani insanı anlatıyor şimdi. Bak onun şekli göstereceğiz. Sembollerle gözükecek ki %58 istifade artacak. Yani şu ben buraya bunu nasıl geldim? Ne giydim? 18 bin alemden ne giydim? Onu göreceğiz. İnsan için diyor ki insan, insana sarf edilen cevherlerin bir kısmı yalnız Çin'de bulunuyor. İnsan denilen şu sistemde kullanılan cevherlerin bir kısmı yalnız Çin'de bulunuyor. Diğer kısmı Endülüs'te. Endülüs neresi? Niçin İspanya demiyor? Hiç düşündünüz mü? He? Mesela hiç hiçbir zaman Risale-i Nur'da Ayasofya Müzesi dememiştir. Türkiye Darulhat dememiştir. Bu memleket İslamiye demiştir teslim etmemiştir çizmelilere. Ayasofya camisi demiş. Endülüs İslam devleti olacak ondan. Osmanlı'dan daha büyük bir mekana sahip olacak. Şu İttihat İslam. Onun zaten mehlemesi başladı demiştim. Hatırlarsınız. Endülüs İspanya'da olduğunu bilmiyorum. Endülüs İslam devleti. Aslına durucu edecek. 600 sene hizmet etmiş. Görün yani. Diğer kısmı Endülüs'te. Bir kısmı Yemen'de. Türkler gibi savaşçı bir kardeşimiz. Çok cihan, cihangir bir Millettir Yemen halkı. Ee, bir kısmı Sibirya'dan başka yerde bulunmuyor insan. Bir kısmı tepeden, yukarıdan, bir kısmı aşağıdan, bir kısmı sağdan, bir kısmı soldan gelip şu sarayı yapmış. Şu insan denilen sistem. Mesela nedir o? Ruh, kalp, vicdan, dima. Soğan cücüğü gibi düşünürsek, dışarıdan mı gireyim? Dışarıdan, en dışarıda dima. İçeriden bahsediyorum içeride. Dima, akıl. Onun bir tane sıfatı. Dima. Gir içeriye vicdan. Gir içeriye kalp. Gir içeriye ruh. Dört tane. Bir daha. Dima yani akıl. Gir içeriye vicdan. Daha cami. İlkokul dima. Ortaokul vicdan. Lise kalp. Üniversite ruh. Tamam mı abi? Bu binanın, binanın yapılmasında göreceksin psikolojimiz nereden bozuluyor? Psikoloji hemen bir cümle söyleyeyim. 500 tane dersi yapmışım. Hulasa bir cümle. Psikoloji bozulmasının sebebi hayatımıza yanlış sorular sormaktan, düzelmesinin yolu hayatımıza doğru sorular sormakla mümkündür. Bu kadar bir cizim. Mesela ben niye düzelmiyorum? Hep benim buluyor. Bu yanlış soruna gelecek cevap seni mutlu eder mi? Mümkün değil. Hayatımıza yanlış sorular soruyoruz. Ya ben iyi değilim ya ben hastayım ya bugün halim yok. Mümkün değil iyi olma. Bu sorudur. Külliyat tamamen soru üzerine yapılmıştır, yazılmıştır. Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, neciğim soru değil mi? Tefsir şeyi. Binanın yapılması insan, yapılması zamanında aynı günde şark, şimal, garp ve cenuptan, güneyden, batıdan, kuzeyden, doğudan. O cevelle, cevelli taşlar kolaylıkla celp olup yapıldığını görsen. Yani insan denilen şu sistem Yap o ruh, kalp, akıl, cevher, latifeler, duygular ne varsa böyle yapılmış yani. 18 bin alemden getirilmiş, konmuş. konmuş. Yani camideki mihrap var ya, orada en az 250 tane eğer ufak şey fanyasa, 200 tane, 100 tane fanyasların birleşmeyle yazılmış. Onu daha önce yazmış adam bilgisayarda, sonra fanyasları ufak yapmış. O yazıyı bilmeyen onu sırasına koyamaz koyamaz yani. Ayet-i yazmış ya böyle. Mimi koyar sonuna, sondaki başı alır. Yazı olmaz. İnsan bilinmesi lazım. Kendini tanımadığın bir şeyi nasıl kontrol edeceksin? Şekle geleceğim. Şimdi insan 9 ayda bu bütün o maddi manevi sistem yerleştirilmiş. Ha o zaman o alemleri buraya yerleştirmişse o alemlere hakimdir. Kim yapmışsa. Hiç şüphen kalır mı ki o kasrı yapan usta bütün küre arza hükmeden bir hakimi kârdır. Yani şarttan, garptan, doğudan, kuzeyde, mahtadan hemen aynı günde malzemeyi getirip sarayı yapsa demek ki dünyaya hakim. Getirilen malzemeler bir günde. Öteki sayfaya geç bunun. İşte her bir hayvan öyle bir kasr-i ilahidir. Hususan insanın. O kasırların en güzeli ve o sarayların en acibidir. Tamam. Ve bu insan denilen sarayın, insan denilen sarayın cevherleri bir kısmı alem-i ervahtan alim ervahtan, ruhlar aleminden, ruh. Bir kısmı alem-i misalden, kuvve-i hayaliye, tahayyül. Lefi mahfuzdan, akıl. Diğer kısmı da hava aleminden, nur aleminden, anasır aleminden geldiği gibi. insan böyle. Şimdi nasıl bir sistem çıktı ortaya? Hacatı, ihtiyaçları ebede uzanmış. Ebed istiyor. Sonsuzluk istiyor. Emelleri semavat varzın aktarına intişar etmiş. Yani arzu istekleri oho te geçmiş. Yani dünya ile hiç mümkün değil. Bana seni gerek seni diyor. Ya yani, yani, cennet bile memnun etmiyor insanı. Niçin etmiyor? Cennet hizmet mahalidir. Hizmet verilen mahaldir. Hizmet alan kim? İnsan. İnsan cennetten üstündür. Hizmet veren mahaldır. Bu binadan hizmet alıyorsun. Sen içindesin diye bina senden kıymeti değil ki. Sen binadan hizmet alıyorsun. Cennetten hizmet alacaksın. Sen muhtap ilahisin. Sen cennette kıyas edilir mi? Oho. Emelleri semavat ve arzın aktarına intişar etmiş. Peygamber aleyhisselatü vesselam cennete girmiş. Cehennemi görmüş. Geçmiş. Siddeti muntahi de geçmiş. Arşı geçmiş. Lef-i mahfuzu geçmiş. Göstereceğim. Arşa zaman geçmiş. Sonra kabuk hapsine girmiş. Ceyne göreceksiniz ki cennet çok aşağılarda. Alakaları insanın dünya ve ahiret etvarına, dairelerine alemlerinde dalmış bir saray acip ve bir kası gariptir insan. Tamam. Şimdi bu insanı gösterelim. Şimdi burada gösteriliyor. O nuru Muhammedi'den bize ene. Ene sanki termometre ve barometre gibi der ustad. Basıncı ve sıcaklığı ölçen bir alet. Mesela termometre 60 derece gösteriyor. Elini sürsen, sürsen termometrede elin yanmaz. Gösteriyor kendisi o değil. Kendisi o değil. Mesela basma şu kadar metre diyorsun ama metre o kadar kendisi değil. Yani gösteriyor, gösterdiği cinsinden değil. Ene e, yani Allah'ın projesi Nuru Muhammed'i bize mecul deniliyor. İnsana ene sonra ruh, ruh bize takıldı. Nereden? Arş-ı Azam'dan takıldı. Sonra akıl lefi mahfuzdan takıldı bize. Geleceğiz maddi nefse mare, manevi nefse o Ondan sonra nefsi keseceğim. Akıl lefi muhafızdan takıldı. Onun komprimi. Yani basit de, zannetme. Bunu görerek şey oluyor en azından. Vay be ben ne kadar değerliyim ya. Çöplükte de harcamazsın kendini. Yani kendi değerini bilirsen bildiğin kadar kendine değer verirsin. Yatırım yaparsın. Alamet Mehmet'le şunla bununla uğraşmaz. Çünkü zaman yok. Onu bunu tenkit edecek, onu bunu şey yapacak, onu şunu yapacak zaman yok. Çünkü çok değerli insan. Lefi Mahfuz'dan bize akıl takıldı. Sonra Arş'tan bize kalp takıldı, sonra e, daire ilim ve daire hayat denilen yerden bize vicdan takıldı, vicdan. Aslında, daire hayat, daire ortasından takıldı diyor. Evet, Şuradan. E, sanki vicdanı daire gösteriyor gibi. E, yani bu biraz şey oldu. Aslında e, onun içinde değil de şurada, evet çok güzel. E, burada olacaktı o bir resimde onu düzeltti ama. Bu kalan resimde e, bu kadar yapılabildi. Şurada yani bu değil. Berz. Bu da değil. Berza. Dari dari hayat bir berza. berza. Vicdan. Bulun, vicdan böyle bir şey. Çok acayip bir şey ya. Vicdan denilen. Gelecek o maddi ve manevi nefse mağare. İki tane nefse mağare varmış böyle. Sonra geç abi. Kürsten beşeriyet takıldı. Ama çok değerli. Allah'ın en zıttı burası. Mesela dört tane unsur var. Toprak, su, hava ateş veya nur. Hangisi en Allah en iyi gösterir? Toprak. Niçin? En kesif, en camidir. Mesela karanlık ne kadar zifiri olursa, nur o kadar gözükür ya. Allah'ın zıttı ne kadarsa, neyse, Allah'a en çok o aynadır. En kesif, en camidir. Yani Allah'tan en uzak olan beşeriyettir. Beşeriyet, şerlerle dolu. Onun için ona, Allah'a en iyi cami, insanın beşeriyetidir. Sonra bu beşeriyet, maddeten e, latif mesela Cebrail'den daha kesif. Mikail, İsrafil'den şu beden kesif olduğu için en camidir. En cami Allah'ın isimlerine, sıfatlarına ayna cismaniyettir. Usta şöyle diyor cismaniyettir, cismaniyettir, cismaniyettir. Bilin yani şu o kadar değerli ki. Yani bu meleklerin elinde yok bu. Meleklerin elinde cismaniyet yok. Nur ve nurani onların vücutları. İnsan hem ruhu hem cesedi tahip olması. En ali ruh, en cami bir bedene sahip. İşte kürsten gelmiş abiler. Sonra devam et. Alem-i de biz gelmişiz. Böyle bir saray. Buradaki kastım şuydu. Bu insan denilen bu sistem, mabet. Kabe içeride. Kabe'si içeride. Tavafı kendisi yapıyor. Lefi mahfuz burada. Arş burada. Arş azam burada. Kürs burada. Onun için demiş. Ne ararsın Şambuhara'da Hakikatı kendinde ara demiş Muhyiddin Arab. Kendinsin yani. Her şeyin camiül cem veya camiül ezdattır insan. Zıtların da cemidir. İnsanın dışında bir şey yoktur. Bir Allah hariç tabii. 18 bin alemin çekirdeği ne demek? Ağacın altındaki kök. Kökteki çekirdek gibidir. Bir, o biz oyuz. Peki onun adı nedir? Zıtların cemidir. Meyve nedir? Beşerdir. Beşerdir. Geç bakalım. Bir, şimdi geliyoruz manevi nefse emmare ve maddi nefsi emmare. Bir zaman evliye yazım eden, nefsi emmareden kurtulanlardan yani nefsi emmare şu bedensel hazların. Beş duyu var ya kulak, göz, burun, tat, dokunma, duyu. Duygu değil, duyu. Bu bedensel hazların habercisi, isteklisi. Buna maddi nefsi emmare denilir. Maddi nefsi emmare. Yani emredici, dayatıcı güç. Göz diyor ki bak bak. Kulak diyor ki dinle, burun kokla. Dil diyor ki tadal Dokunma diyor ki sür ona, dokun ona. Dayatıcı. Onun için nefsi emmari, emmari, diyor Dayatıyor sana. Bu maddi olduğu gibi bir de manevi var. Maneviye, manevi nedir? Asap, damar, heves, his, tabiat. Gelecek, şekli gelecek. Bir zaman evliye yazım eden, nefsi emmari eden, kurtulanlardan bir zattan yani birkaç zattan şiddetli mücadele nefsiyeler ve nefse emareden şekvalarını gördüm. Yani Muhittin Arabi gibi, Abdülkadir Geylani gibi nefsini bitirmiş. Nefse emaresini. Gene feveran ediyorlar. Bu nefisten gene bağırıyorlar. Acayip acayip hücum ediyorlar. Ya nefsini bitirdiği halde hangi nefisten bağırıyor? Nefse emareden şekvalarını gördüm o büyük zatlardan. Çok hayret ediyordum. Hayli zaman sonra nefs kendi desaisinden başka, yani nefs kendi dayatmalarından başka, daha şiddetli, daha ziyade söz dinlemez ve daha ziyade ahlak-ı seyi idame eden ve neymiş o manevi nefs Heves ve damar ve asap, onu tek tek inceleyeceğiz şimdi. Tabiat ve hissiyat halitasından, harmanlanmasından. Bir, heves, damar, asap, tabiat, hissiyat harmanlanmış. Bunun adı manevi nefsemmare. Maddi nefsemmare nedir? Dokunduğumuz bir şey. Kulak, göz, burun, dil, el. Bunun bizi dayatmaları, istekleri, arzuları. Yani mide ve uşkurluk. Bu bizi dayatıyor. Bu adı tutulduğu için, dokunduğumuz için maddi nefsemmare. Manevi nefsemmare öyle değil. Heves var. Ne olduğunu göreceğiz. Damar var. Asap var. Tabiat var. Bir de hissiyat var. Bu da bir de manevi nefs emmare. Diyeceksiniz ki bu akşam. Ulan bir nefs emmaremiz vardı. Başka bir nefs emmare de mi çıktı? Var. Merak etme. Sen de ben de aktif değil daha. Hafif aktif. Merhameten iki nefs emmare aktif olsa hak ile eksan olur. O büyük zatlarda aktif. Onlar feveran ediyor. Haritasından, harmanlanmasından çıkan ve nefs emmarenin son taha bulunan nefsi emmareyi teskiden sonra yani maddi nefsi emmare temizi çıkıp kontrol ederse insan ondan sonra onun eski vazife seyyesini gören ve mücadeyi ahir ömre kadar devam ettiren bir manevi nefsi emmareyi gördüm ve anladım ki o mübarek zatlar hakiki nefse emmareden değil belki mecazi bir nefse emmarede şekva etmişler yani maddi nefse nefisten bağırmaları gözüme hakim olamadığımdan kulağıma dilime burnuma elime dokun, hakim olamadığımdan fevran etmiyorlar Onların fevran ettikleri başka bir nefsi emmare var. Manevi yani. Nefsi emmareden şekva etmişler. Sonra gördüm ki İmam-ı Rabbani radiyallahu anh dahi bu, mani, bu mecazi nefsi emmareden haber veriyor. Bu ikinci nefsi emmarede şuursuz kör hissiyat bulunduğu için e, bu ikinci nefsi emmare var ya işte asap, damar, e, tabiat ve heves. Bu ne yaparmış? Kör olduğu için. Bu kör olduğu için Akıl ve kalbin sözlerini anlamıyor. Ne yaparsan yap. Akıl ve kalple onu kontrol edemez. Bir. Sonra ve akıl ve kalbin sözlerini anlamıyor ve dinlemiyor ki onlarla ıslah olsun, kusurunu anlasın. E nasıl peki düzelecek o? Yalnız tokatlar ve elemler ile nefret edip bela, musibet, hastalık, dertlerle. Mevlana der ya hamur yaparsın, ama hamur yaptın o ekmek gelmez. Ne yapması lazım? Pişmesi lazım. İşte dertler, sıkıntılar, depremler, taun, tufanlar, olumsuzluklar fırın gibidir. Yakıyormuş o. O hamur ekmek oluyor. İşte maddi nefse ammariyi, sünnet-i seniyeye ve haramları terk ederek kontrol edersin. Ama manevi nefse ammari ne yaparsan yap yatıyorsun uykunda. Hiçbir hatırında yokken geldi hayaline, geldi düşüncene geldi meyline, Allah Allah durup, durup dururken isteklere, durup dururken moral bozukluklarına sen nasıl kontrol edeceksin onu? İşte onları durduran tokatlar ve elemlerle nefret edip veya tam bir fedailikle, tam bir fedai ile herisini maksadına feda etsin ve Risale-i Nur'un erkanları gibi her şeyini en anetini bıraksın veya fedai olacak. Zübeyir abi hatırıma geliyor. Her şeyi bırakacak. Tam bir fedai Onda, onda bir şey yapamıyor. Fedai olacak veya tokatlar ve eylemler. Onun için Allah tak vuruyor, bir daha vuruyor. Savaşlar, depremler, hastalıklar, musibetler, moral bozukluğu, psikoloji bozuldu, canım sıkıldı, vesvese geldi, vehim geldi. Bunlar meğer o manevi nefsi emmareyi durduran şeylermiş. Ondan sonra hastanede arabam nerede? Param Haralarım ne oldu? Der mi? Hiç dünya aşkı olur mu? Mesela hastanede, arabamı ne yaptınız, yıkadınız mı? Ha, demez. Param nerede? Baklava nerede? Aş iş eşi düşünür mü? Allah, Allah, Allah. Artık her şey bitti. Ama böyle bir uyanınca böyle bir düzelince sanki yeni dünyaya doğmuş. Hissiyatlar yeni, taze. Acayip bir şey olmuş. Sıyrılmış her şeyden. Ne kadar tatlı olmuş o depremde en ateisti bile Allah diye bağırıyor yani bağırttırıyor yani. Bu acip asırda dehşetli bir aşılamak ve şirenga ile hem hakiki hem mecaziki ki nefse mare, ittifak edip öyle seyyata öyle günahlara severek giriyor. kainatı hiddeti getiriyor. İşte bazılarında o zındık münafıklar var ya kafirlerde değil münafıkta var. Dedim kim de aktif ikisi de maddi nefse mare, manevi nefse emmare münafıkta aktif. Öyle günahlar yapıyorlar ki kainatı hiddeti getiriyor. Yani kafirde yok. Kafirde maddi nefsemari var. Bir de e, manevi mücahede eden böyle seviye kazanmış. Kısmen miracını yapmış iç aleminde. Enfusi fark edenlerde enfusi şeylerde mat, manevi nefsemari tıntın etmeye başlar. Çok acayip acayip yerlere vurur. Çünkü bunlar artık bu kişiler Uşkurluk ve mide ile artık pek imtihan olmazlar uşkurlukla ve midesiyle imtihan olmayınca öteki taraf kendisini gösterir. Neye benzer? Akşam yattığın zaman ruh uyur mu? Uyumaz. Uyku bedene astır. Ruh uyumaz. Ne yapacak bu ruh? Geçecek ötelere. E şimdi bu nefis bedenden alamıyor. Adam duman etmiş. Yani vermiyor iştahlarını. Gözünü kontrol etmiş. Kulağını kontrol etmiş. Burnunu kontrol etmiş. Ağzından her istediğini sokmuyor yemiyor. Her yere de girip dokunmuyor. E ne yapacak bu adam? İçeride kudurmuş. Bu sefer şey dönmüş. Yani şöyle anlatayım. Kaşından bir haram geliyor. İçeriden bir dürtü. Bak, bak, bak. Bir coşar bir enerji var. Coşuyor. Bak diye dayatıyor. O şeytandan değil. Onun adı şeytandır. O enerji. Peki tam kafayı çevirdin. Ondan kurtuldun geçtin. Var yok olmayacağına göre o enerji ne olur? Geri gider mi? Gidi gitmez. O Allah diyor ki Kur'an'da ben ondan daha büyük lezzeti şey yapacağım. O coşan enerji kemalat insaniye ve makası di hayri külliye inkılap ediyor. Bu kemalat bu işte bu enerji. Ne oldu şeytanın yapısı? Kemalata vesile oldu. O enerji hayır oldu mu? Şeytan bile hayır oldu. Bak bir daha. Bak. De onu de. Ver ağzının payını devlet memurusun, doktorsun, müdürsün, hocasın ne bileyim. Tam bir imkan geçti. Haram. Rüşvet. Adam kandıracaksın. Her şey tamam kim? Bir Allah var bir sen. O anda yap yap ver, ver. bir de bulamazsın. Bak ona de ağzını ver ağzının payını. O coşma var ya o coşma, o duygu. İçeride böyle bu enerji, sıcaklık. Yapmadın, çevirdin, hayır dedin. O ne olacak? İki şey olacak. Ya kemalat insaniye olacak yakada makasıdı hayri külliye olacak. Ustad diyor ki şeytan iki şeye yarıyor. Kemalat insaniyeye vesile oluyor. Makasıdı hayri külliye oluyor. Yani o enerji kemalattır. O şeytan bak nereye inkılap etti? Hayra inkılap etti. Görüyor musun? Evet abiler manevi o nefsi emareye gireceğim şimdi. Neyi bozar neyi tamir eder? O manevi nefsi emare şimdi ona gelelim. Ustad Barla'da ve çeşitli yerlerde Letaif-i Aşeri'den bahsediyor. 10 tane latifeden bahsediyor. Bir böyle diyor ki bir böyle Letaif-i Aşeri var. 10 tane latife var. Bir de böyle var diyor. Bir de böyle var diyor. Tamam Şimdi maddi nefs marı bu. Gözden dayatması, kulağın dayatması, dilin gıybettir, yemektir, giren ve çıkan. İmam Azam'ın sözünü söyleyeyim. Buradan gireni kontrol edemeyen buradan sonra çıkacak hangi yollar varsa o yolları kontrol edemez. Bu yoldan gireni kontrol edemeyen bu yoldan girip hangi yollardan çıkacak o yolları kontrol edemez. O yolları kontrol etmek buraya gireni kontrol edecek. Gıybettir, yalandır, suizandır, yemektir, tatlısıdır, haramdır. Hani var ya Yahudi demiş atları batsın üzümü ye. Nesini sorma? Bağını sorma. Ne mevva? haram mı el al mı? Sorma yani. Burun, koku. Kokudan Allah ruhani yaratıyor. Her maddenin kendisine has ruhani var. Ustad diyor ki mevadi şerirenin, şerir maddenin revahi revaz, yani bu kokusu erva habisedir. Mevadi şerirenin müekkelleri de erva habiselerdir. Kokuları da ikiye ayırıyor. Revai tayibeler, revai tayibeler, revai habiseler kendi cinsindendir. Mesela gübrenin müekkeli melek değildir. Erva habiselerdir. İnsanın müekkeli meleklerdir. Kanser hücresinin meleği değildir. Erva habisedir. Kitap okuyanlara yerini söylüyorum. Sözler 246 mevvad-i şerire, şerir madde, şerir hücre, onun müekeli erva habisedir. Mümessili de odur. Yani melek değildir. Gübre, gübrenin müekeli melek değildir. Erva habiselerdir. Şimdi burun ve dokunma dedik. Manevi nefse mare, onlar gireceğiz işte bu maddesi şu. Heves, damar, asap, tabiat, hissiyat. Şimdi bu manevi nefse mare bize ne yapıyor? Ona geçelim. Manevi nefse mare heves. Heves nedir? Heves hayatımızda şu yaşarken cisim, ceset, şu beden hayatımızı, maddi nefsemarı var ya. Eğer bu bedenimizi ifrat ve tefrit, ifrat şu, aşırı, bu da onun zıttı. Üç modu var her şeyin. Ben ben mesela yapayım. Haseti yapayım da oraya geçeyim. Hasetin üç modu var. İfratı, vasatı, tefriti. Hasetin ifradı nedir? Onda olmasın da onda bende de olmasın. Vasatı nedir? Onda da olsun, bende de olsun. Tefriti nedir? Bende olsun, onda olmasın. E her şeyin üç tane modu var. Tamam. İfrat, vasat, tefrit. Her şeyde. Şu bedenin ifratı var. İfrat şudur. Dışarıya saldırgandır. Hep dışarı ucum eder. Tefriti nedir? Kendi kendini yer. Odadan çıkmaz. Ben iyi değilim, kötüyüm. Ben düzelmem ya. Hayır hayır benim hastalığım. Benim zaten yıldızım şey değil. Benim nasibim yok ya. Batsın bu dünya ya. Hayat benim için yok canım. Hayat bitmiş diye bu kimdir? Tefrit modundadır. Tefrit. İfrat nedir? Bunu unutmuş. Hep saldırıyor. Onu bunun eline, elindekilere saldırıyor. Vuruyor, kuruyor, alıyor, çırpıyor, çalıyor. İfrat modu. Vasat nedir? Sünnetisini. İşte diyor ki ifrat ve tefrit ile insan istikametli cismaniyeti bozar. Yani ifrat ve tefrit ile şu bedensel, maddi, nefsani hayat, nefsenmare aktif olur ve şu beden bozulur. Yani bizim psikolojimizin bozulmasının sebebi heveslerimizin ifrat ve tefrit modunda çalıştığındandır. Yani kısacası hayatımıza yanlış sorular sorarsak, yanlış sorular sorarsak verilen doğru cevaplar bile senin moralını bozar. Çünkü yanlış soruların doğru cevapları bile yanlıştır. Yani senin moralını bozar. Hayat kaliteli insanlar tombala çekmemiş. Ona rastlantı olarak güzel hayat olmamış. Nasıl olmuş kaliteli insanların hayatları? Hayatlarına kaliteli sorular sormuşlar. Nasıl sormuş? Elhamdülillah nefes alıyorum. Ayağı yoksa gözü olmayanları görmüş. Kolu yoksa kulağa kulağı var. Yani hayatımıza ne sorarsak ustat diyor ki bak kaliteli bir insan. Ben nereden geldim? Nereye gidiyorum? Neciyim? Vazifem nedir? Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır. Bize çevireyim bunu. Doğru düşünürken asla kendini kötü hissedemezsin. Eğer kendini kötü hissediyorsan doğru düşünmüyorsun demektir. Bir daha eğer kendini kötü hissediyorsan ben kötüyüm diyorsan yanlış düşünüyorsun demektir. Eğer kendini güzel hissetmek istiyorsan düşüncelerine hakim olacaksın. Düşünceleri nasıl olacak? Heveslerimizi ifrat ve tefritten korumaya çalışacağız. Nasıl yapacağız diyor? Zor. Ha, çok zor diyor. Peki yapanlar nasıl yapmış? İmam-ı Rabbani Hazretleri demiş ki: "Bu beden hayatınızı, şu maddi cismani hayatları ifrat ve tefritten azade, hattıvasakal tutmanın yolu iyi olmak istiyorsanız iyilerle beraber olun." diyor. Bu çok kolay. İyilerle beraber şu anda oldun mu? Sana bir hafta yeter bu. Sirayettir. Bu enerji yükleniyorsun. Bir daha. Güzel olmak, hevesimize hakim olmak için. Bir, doğru yerde, doğru zamanda, doğru insanlarla doğru iş yapacağız. 4. bir daha. A sana doğru yer, doğru insanlar, doğru vakit. 2 saat sonra gelsen yok. Yok bu ders bitti. Doğru iş yapacaksın. Horon vursak burada olmaz. Meyhaneye gittik, Kur'an okuyoruz. E, doğru yer değil. Dört tane şey bir araya gelmesi lazım. O zaman elini bırakıyorsun, gayret etmeden bile güzel oluyorsun. İyi olmak isteyen iyilerle beraber olacak. Doğru yerde, doğru insanlarla oldun mu ister istemez. Ya huyundan ya tuyundan alıyorsun. Hevesimize hakim olmanın yolu hakim olanlarla beraber ol olun. Yani iyi futbolcu olmak istiyorsan futbolcularla arkadaş olacaksın. İyi bir kumarcı tek başına olamazsın. İyi kumarcılarla olacaksın. İyi bir alim olmak istiyorsan iyi alimlerle beraber olacaksın. Yani ne olmak istiyorsan senden önce olanlarla beraber ol. O çok kolay artık. Ama hem kötü yerde, kötü arkadaşlarla kötü iş yapıp iyi olmak istiyorsun. Öyle bir şey yok. Damar ne demek damar? manevi nefs marenin. Şimdi bunların hepsini görse videosunu da göstereceğim de. İfrat ve tefrit ile kaptaki latife insaniye kalp bozularak duyguları ve ahlakları bozulur. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam demiş ki ben 124 bin peygamberin dinini tamamlamaya geldim. Böyle mi demiş? Ne demiş? Ahlakını tamamlamaya geldim. Aslında akıl şöyle bekliyordu. Ben son Hatem'in Nebi'yim, son peygamberim. 124 bin peygamberin dinini tamamlamaya geldim. Yok ki benden başka demesi gerekirken din devam ediyor ahirette de. Ben dünyada güzel ahlakı tamamlamaya geldim. Dünyada en lezzetli şey güzel ahlaklının tadına doyulmaz. Diğer her şey alışırsın ama güzel ahlaka alışamazsın. O her an her daim seni besler. Ay işte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Demek ki damar damar nedir? İfrat ve tefrit ile latife-i insaniye bozulursa insanın duyguları ve ahlakı bozulur. Manevi nefs emare aktif olur. Birincisi eğer beden, sırayla gidiyoruz tat. Bedeni ifrat ve tefrit yani doğru yerde, doğru zamanda, doğru insanlarla doğru iş yaparsak hevesimize hakim oluruz. Eğer hevesimize bedensel heveslere hakim olamayan direkt kalbe vurur. Kalbe vurursa yanlış yerde, yanlış insanlarla, yanlış zamanda, yanlış iş yaparsa mesela yanlış zaman Kadir Gecesi kumar oynuyor. Normal kumar oynama zamanın dışında mesela ki günahın derecesi çok acayip. Yani o hürmet etmiyor. Berat Gecesi diyor. İsyanı devam ediyor. Yani normalde normalde değil. Demek ki bedenini, bedenini heveslerinden kurtulmanın yolu doğru yerde, doğru insanlarla, doğru zamanda doğru iş yaparsa kalbine hakim olur. Eğer bedenini ifrat ve tefritle şımartırsa heveslerini direkt kalbe vurur. Ne yapar? Kalbin ahlakını bozar. Ahlakı bozulursa asaba vurur. Asap ne demektir? İfrat ve tefritler dimağını, aklın elindeki muhakemesini ve muvazenesini, muhakeme metresini, muvazene bezin kantarını bozduğu için istikametli fikri ve nazarı olmaz. Yani elinde kantar yok, metre yok. Mesela bu süt kaç metredir? Süt. O metre değil değil mi? Litredir yani. Tartı ile olur. Bu kumaş kaç litredir de olmaz. Eğer hevesimizi rastgele olursa, bozulursa, İstikametten çıkarsa kalbe vurur. Kalbe vurursa sonra da aklı bozmaya çalışır. Aklın dengesini bozar. Ne demek? Elimizdeki metre ile kantar yok olur. Muhakeme ve muvazenesi bozulur. Sonra bu kafa akıl da bozulursa tabiatı bozmaya başlar. Tabiat da ruhtur. Bu bedendir. Bu kalptir. Bu akıldır. Bu da ruhtur. Ruh ne demek? fıtrat-ı asliyesini ifrat ve tefritlerle ruhun Cenab-ı Hakk'a karşı aynı darlık, aynı dar latifeleri bozulur. Yani hevesiyle kalbi bozulur. Kalbi bozulan dimanı bozar. Dimanı bozan ruhunu bozar. Ruhunu bozduktan sonra oysa vicdan aslında şurada olması lazım. Şu arada niye ustad buraya koydu diye çok düşündüm. Hissiyat en sonuna koymuş. Hissiyat nedir? Dostunun düşmanını bilememekten vicdaniyatı bozularak haramlara ve zulümlere taraftar olur. Şimdi bu sonuçtur. Nasıl anlarız? Vicdan aklın aklıdır. Aklın yaptığı yanlışlıkları vicdan der ki yanlış yaptın öyle yapma. Vicdan aklın kontrolcüsüdür. Vicdanı başka tarif yapıyorum. Haşir meydanda ey kulum bunu niye böyle yaptın? Niye böyle yapmadın? Dese ki diyecek. Bir işe yarar mı? Yaramaz bitti. Niye böyle dedin? Niye demedin? Niye böyle yaptın? Niye yapmadın? soruldu. Soruldu da ne işe yaradı? Hiçbir işe yaramadı. İstemez misin orada sana ne sorulacağını burada sorulsun? Düzelteyim de. İşte haşir meydanında bana ne sorulacaksa vicdan soruyor. Vicdan demek haşir meydanının küçük provasıdır. Haşir meydanında sana ne sorulacaksa vicdan soruluyor, vicdan sana soruyor. Yanlış yaptın, yanlış karar verdin. Aklın aklı, aklın aklı vicdandır. Vicdan diyor ki akla yapma, deme, sus, sabret, çalma, çırpma, sorulacak sana. Ahiretin dünyaya taşınan, taşınmasının adı vicdandır. Bozulursa ne olur? El hubbu fillah vel buzu fillah olur. Allah'ın düşmanına dost olur dostuna düşman olur zaten sistem bozulur. Bu sefer küfre taraftar olur. Şimdi bununla alakalı bunun bozulmasına ait bir video var. Bu bozulursa işte beden bu yanlış yaşamaktan. Aha bak ha geliyor. Ha. Aferin lan. Ver lan. Ekmek o. Çikolata değil ha. Şeker yemiyor. Ahlakım bozulur diye pek şekerden uzak duruyor. Bak 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 gidiyor. Bak geldi nereye geldi orası? Doktor mideye değil mi? Mideye geldi. Bak, bak o adam bak yol veriyor oradan. Hadi in aşağıya dedi. O adam yol verdi. Bağırsaklar değil mi doktor? Oradan da ince varsa eşini emilecek, alınacak herhalde. Bak evet. bayılacak değil mi? Yukarı gidecek. Bak bak bak. Geldi 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 geldi. O burası herhalde şey galiba. Karaciğer mi? Karaciğer'e geldi. O, süker yani şeker buraya geldi bak şeker. Tuz var mı burada? Şükkar dedi Abdurrahman yok orada. Aa değirmen. Ondan sonra Karaciğer'den mi çıkıyor şimdi? Dağılıyor. Bak bu, bu tarafa bu tarafa. Görüyor musun? Kafada da kimler çalışıyordu? Bu maddi böyle. Şimdi ötekilere geçeceğiz. Cisim, cismanet hazır zamana muhtela ederek yaşamak. Yani nasıl be he heveste beden bozuluyor? Ceset, cisim ve cismaneti hazır zamana muhtela ederek yaşamak. O biraz önceki gibi. Yani mazi vahye. Niye bozulur bu? Mazi vahye kulağımızı tıkarsak, gelecek ahirete kör olursak, Yaradılış hikmetini kaybetmekten hasıl olan gaflet. Gaflet neymiş? Vahye, maziye, mazideki vahye kulağa sar. Ahirete, geleceğe kör olursak... yaratılış hikmetini kaybetmekten gaflet olur. Gaflet odur. Vahye kulağını kapatmak, ahirete kör olmaktan, yaratılış hikmetini, farkındalığını yitirmekten gaflet olur ee, ve hayatı dünyevi esas alıp yaşar. Ölmeyecek gibi yaşar. Bu beden böyle bozulur. Bu heves geç. Bak şimdi nasıl bozuluyor görüyor musunuz? Haberlerle. Yani aklını dağıtır manevi bir divan olur. Kalbini dağıtır manevi bir dinsiz olur. Gider kafirlere taraftar olur. E bak çocukları bu hale getiriyorlar. Evet küfrün divaneliğiyle, dalaletin sekriyle, sarhoşluk yani gafletin şaşkınlığıyla fıtraten ebedi ve ebed müşterisi olan latife insanı sukut eder. Ebedi şeyler yerine fani şeyler alır. Yüksek fiyat verir. Fakat müminde dahi bir maraz asabi bulunuyor veya marazı kalbi var. O dahi ehli dalalet gibi emniyetsiz şeylere ziyade emniyet verir. Ne yapar? Elzemle lüzumluğu karıştırır. En lüzumlu elzem. Elzem aşağıdaydı. Birbirine sıralamasını berbat eder. Yani Asaba, asaba yani kafaya, akla nasıl bozuluyor? Elzemle lüzumu birbirini değiştirmekten, yanlışlıktan geliyor. Ve mauberu nefsine nefselle emareti misuin. Ben nefsimi temize çıkarmam çünkü nefis daima kötülüğü sevk eder Yusuf Suresi. Evet nefsini beğenen ve nefsini itimat eden bedbahtır. Nefsinin aybını gören bahtiyardır. Öyleyse sen bahtiyarsın fakat bazen olur ki nefse emmare ya levameye veya mutmaniye mutmainneye inkılap eder. Fakat silahlarını ve cihazatını asaba devreder. Asaba, asap yani sinir. Sinir sistemi merkezi akıl. Asap ve damarlar ise asabın merkezi kafadır. Damarın merkezi kaptır. O vazifeyi ahir ömre kadar görür. Nefsi emmare çoktan öldüğü halde onun asarı yine görünür. Çok büyük asviya ve evliya var ki nüfusları, nefisleri yani maddi nefisleri mutmainne iken nefsi emmarede şekva etmişler. Kalpleri gayet selim ve münevver iken emrazı kalpten ve vabella etmişler. İşte bu zatlardaki nefsi emmare değil belki asaba devredilen nefsi emmarenin vazifesidir. Maraz ise kalbi değil, hastalık kalbi değil o, emrazı kalba, kalbi değil belki marazı hayalidir. İnşallah aziz kardeşim sizi hücum eden nefsiniz ve emrazı kalbiniz değil belki mücahidenin devamı için beşeriyet itibariyle asaba intikal eden ve terakkiyat daimiye sebebiyet veren dediğimiz gibi bir halettir. Asaptır. Mesela damar nedir abiler? Gençlik damarı küllata geçiyoruz. Çalıştık çıkarttık. Gençlik damarı, kahramanlık damarı, hassasiyet damarı, İslamiyet damarı, şükür damarı, rekabet damarı, Hutuvat-ı Sitte'deki altı tane damar. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki, kapten en son çıkacak damar hubucahtır. Ee, makam düşkünlüğü, baş olma sevdası. Hubuca, korku, taba, menfi, menfi milliyetçilik, enaniyet, tem, tembellik ve temperverlik. Hizmet mi varmış? Dava mı varmış? Hiç. Patçan kanunu. Hizmet mi gerekiyormuş, sorumluluk mu var? Aile miyim, ben anne miyim, baba mıyım, evlat mıyım, kardeş miyim, dava adamı mıyım? Sorumluluk almaz. Niye almaz? Çünkü manevi nefs marinin altıncısı duman olmuş. Tembellik ve temperverlik. Birincisi hubuca. İkincisi Kur'an'da diyor ki Allah'tan hak, hakkıyla korkana korktuklarından emin ederim diyor. Allah'tan hakkıyla korkmayana korktuklarımızdan gerekmediği halde korkarız. Değmediği halde korkuyoruz. Demek ki birincisi baş olma sevdası. İkincisi korku. Başımıza bela olur. Üçüncüsü tama. Doymamazlık. Bir daire bir daire daha. Bir arsa bir arsa daha. Dolar dolara, euro euroya, altın altına. Bu tama belasından. Sonra menfi milliyetçilik. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Kürd'üm diyene. Ne mutlu lazım diyene. Nedir ya? Ne mutlu Müslümanım diyene yetmiyor mu? Manevi nefsen mareden geliyor. Ümmetçi ruhta olmaz. Ümmetçilik kadar milliyetçi değildir. Milliyetçiliği kadar ümmetçi olamaz. Çünkü el İslamiyetül asabiyetil cahili. Peygamber aleyhissalatü vesselam menfi milliyetçiliği ayağımın altına aldım dediğini sen başının üstüne koyuyorsun. Peygamber ayağımın altına aldım diyor. Sen de başının üstüne koyuyorsun. O, o baş düzelir mi? Düzelmez. Menfi milliyetçilik. Sonra enaniyet. Ben merkezli her şeyi düşünmek. Altıncısı tembellik ve temperverlik. Devlet memurudur, subaydır, memurdur. Biz diyor devlet memuruyuz ne yapalım? E, zulme ortak oluyorsun. Yapma kardeşim. Demek ki Hutuvat-ı Sitte'deki o damarlar saydıklarım damardı. E, kıskançlık damarı, korku damarı, haf damarı, enaniyet damarı, hastalık damarı, rekabet ve haset damarı, şöhretperestlik damarı, zulüm damarı, garaz damarı, gıpta damarı, insaniyet damarı... Hepsini bak ne kadar toplanmışız. Hubbu mehasin yani güzele meftun, muhabbeti vücut, ölmeme hissi, şefkati cinsi damarları, başka izzet damarı, karamanlık damarı ve ne bu? Vehabilik damarı, yaşamak damarı, tarafgirlik damarı, afaka bakma damarı. Habere muhtemel olmadan gece yarısına kadar yatma sebebi afaka dalma damarı. Kör hissiyatın damarları. Manevi makam sahibi olmak. Evrad-ı zikre çekiyoruz. Keşif keramet bulmak için. O da damarmış. E, dinsizlik damarı. Ürkçılık damarı. Ne mutlu bilmem nedir diyen. Hakperestlik damarı. Himaye damarı. Yani koruma damarı. Böylelikle ne atarsam biçer bu kalp. Bak kafa. Bak görüyor musun kafanın? imamın misalidir bu. Diyor ki şöyle bir taş. Aha bir taş. Değirmen. Bu da bir taş. Eğer taş taştan e, hareket ederken daha ne koymasan taş taşı yer. Psikolojik hastalıkların sebebi budur. Yani tahayyül, tasavvur, taakul kafada yedi mertebe var. Dane nedir? İlimdir, malumattır, derstir, sohbettir, doğru yaşantıdır, evrattır, eskardır, Kur'andır, sünnet-i seniye yani. O zaman kafayı yemez. Abi kafamda birileri var. Kim var dedim, ben de başka herkes var diyor. Benden başka herkes orada ne yapıyorlar dedim. Bir baksana vallahi birisi böyle diyor, birisi böyle diyor diyor. Birisi yap diyor, birisi yapma diyor. Bir sürü sesler duyuyorum. Niye duyuyor? Bas bakalım bu sesi. Bak. Bak. Ama taneyi koymasan daha şey taş taşıyor. Bak şimdi un yapıyor. Bu kafanın içi bu. Bak kafanın içi. Öteki tarafa geç. Ama bak kafanın içi böyle yanlış olursa bu başka, bu başka. Ben benim kafamda benden başka kim var diyor. Herkes var diyor. Bak ona burada şaşırıyor. Kim bu diyor. Oysa diyen de benim, denilen de benim. Bozan da benim, bozulan da benim. Bak devam. Öteki tarafa geç. Ee, bu uzun olur. Okumayayım. <laughs> Veya çabuk çabuk okuyayım. Damar ve asap yani kalp ve akıl. Şilinga etmiş bu asır ve aşılamış ki siyasi ve içtimai birinci derecede bakar. Siyasi dünyadaki hakimiyeti birinci derecede de bakar. Hakaik imaninin hükmünü üçüncü, ikinci, üçüncü derecede bırakır, batını kalbe yol açar. Yol açar, zayıf ve zararlı arzu, arzuları kalbe girmesine ve yerleşmesine yol açarlar. Ve bu iki latife şunlar şu, ifrat ve tefrit modunda çalışınca sırat-ı müstakimi kaybetmekten tarafkir olduğu tarafın, her şeyine taraftar olur. Muarız olduğu tarafın da her şeyine muarız olur. Mesela diyelim ki A partisi. Oraya taraftar oldu mu her şeyine taraftar oluyor. O partiye düşman oldu mu veya o cemaate her şeyine düşman oluyor. Küllümen gidiyor. Taraftar olur. Bu iki latife bozulma nispetinde dini duyguları dünya menfaatine alet yapar. Söz dinlemezler. Bunlar ıslah da olmazlar. Nefse emmariyi tahrik eder. Şuursuz körisiyatı canlandırır. Nasihatlarla ista olmaz. Tokatlarla ve elemlerle nefret eder. Fedakarlık yapamaz. Kusurunu deruhte edemez. Manevi gizli enaniyet yapar. Dehşetli asırda şirin galanıyoruz biz. Aşılanıyoruz biz telefonlar, filmlerle. Evet genç. Başta ruhu bozulunca çocuk böyle olur. Tableti verdin. Parayı verdin. Ne istedin severdin. Sen senin zamanda ulaşılamayacak şeyleri aldın. Niye çocuğun böyle için doyumsuz? Çünkü tabletlerle, telefonlarla ruh bozulunca kanaatsız, memnunetsiz, israfsız, vefasız, anlayışsız, sabırsız, sızsız bir sürü şeyler işte bundan kaynaklanıyor. Bu çocuk ulaşılmaması gereken şeyler hep ulaşmış. Bu sefer ruh da maneviyattan almadığı için hırçın, doyumsuz, kanaatsız, memnuniyetsiz. Ne yaparsanız yapın Arnavut köyü versen memnun edemez. Yok ya yok edemezsin yani. Hırçınlaşmış ruhu asır böyle yapmış. Şu medeniyeti beşerin hırçınlaşmış ruhunda şu suretler denilen var ya cep telefonlarıyla. Şu yaşta çocuk her şeyi girmiş. Hırçınlaşmış o ne hale geliyor? Ölmüş. Hatta öyle bir zamana geldi ki diyor ahir zamanda. Ahir zamanda çocuklar bile ihtiyarlandığı diyor. Yani o 500 sene önce 1 milyon insanın toplamının bilemeyeceği bilgileri ha bu çocuk bildi. Ve ne oldu? Yaşlanmadan yaşlandı. Bir ayet vardı. Yaşlanmadan yaşlandı, çocuklar bile ihtiyarlandı. veya Yeceli Vildane Şiba. Öyle günler ki çocukları da ihtiyarlattı. Yani nasıl? Çocuk ama büyümeden büyüdü. Yaşlanmadan yaşlandı, okumadan öğrendi, gitmeden gördü, vermeden aldı. Hırçınlaşmış ruh, aneyle. Bak, gir içeriye bakalım. Telefon zannediyorsun, içine giriyorsun. Girdi. Neresi? Bak bakalım neresi? Götü. Bak bunu. O adam düştü. Çocuk düştü içine. Bak kim nereye gidecek? Aa bak, nasıl o içine seni çekiyor? Kaç bakalım nereye kadar kaçacaksın? Yorulacaksın, alacaksın içine. O telefon değil. Bir geriye gel istersen. Bu kuyu neymiş? Bu kuyu. Ha bu. Yani. Biraz daha bir geri. Ha bu. Buraya girerken. Var burada telefon? Telefonla. Hop. 123 meslevi de. O menfezler açıldı. Girdin içeriye. Nereye girdin bak seyret. Aa bunun içinde. O kurtar beni. Kim kurtaracak seni? Anne mutfakta o da asılmış. Baba salonda. Kız öteki odada, olan da öteki odada çocuk bağırıyor on küsür yaşında. Kurtarın beni diye telefonu asıldı. Nereye gidiyor, nereden kaçıyor, direniyor çocuk? Ha şundan. Hangi kuyudan çıkacak? Amerika'dan mı, Teksas'tan mı, Paris'ten mi? Nereden çıkacağı belli değil ki. Hangi eve gidecek, hangi zıkkımlarla muhatap olacak? Belli değil bak şimdi. kaçıyor çocuk, bağırıp çağırıyor ama ne fayda. O mutlaka yorulup içine girecek. Bir de bakacak ki Paris'ten çıkmış. Biz telefonları seyrederken unutma. Bak bunlar hepsi getiriyor koyuyor. Böyle ben kendimi seyrediyorum zannediyoruz ama kafamıza kalbimize şuradan geçen hafta anlatmıştım. E, uzaktan kumandalı yani cepte bu şu da masa üstüm var bilgisayar. Timvi var denilen veya NDX denilen bir program var. Uzaktan bağlanıyor te, televizyona veya bilgisayarına. Burada benim ekranda bağlandım. Sen öyle bakıyorsun. O sen hürsün zannediyorsun baktığın yerleri. Oysa ben neyi gösteriyorsam onları seyredeceksin. Nereye taraf gir yapacaksam öyle taraf gir olacaksın. Neyi seveceksen ben tayin edeceğim. Neye düşman olacaksan ben tayin edeceğim. Sen de zannediyorsun ki ben hürüm. Ben kendi bilgisayarımı seyrediyorum. Hayır, girmiş oradan bu bilgisayarda kendi bilgisayar zannediyorsun. Hatta evinizi bilgisayarın tepesindeki kamera veya yeri süpüren o kumandalı süpürgelere kamera konmuş. Evi seyrediyor. Oraya kadar gelmiş. Bilgisayarın tepesindeki kameradan bile evini seyrediyor. Seslerle vesaire şuralara ne koymuş onu seyretmek zorundasın. Aa bak adamlar getiriyor paketi. Kafaya koyuyor. Seyret bunları. Geceniz gündüzünüz mübarek olsun. <gülüyor> evet. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas